Merhabalar. Canlı yayınımıza başlayacağız. Şimdi Emre'yi bekliyoruz. Merhaba. Merhaba. Merhaba, sesim geliyor mu? Evet. Evet. Biraz bekleyelim arkadaşlar da gelsinler yayına. Deneme 1-2. Sesimiz Benim gidiyor. sesim iyi geliyor mu Emre? Süper geliyor Tamam, kulaklığın var mı? bana. Benim kulaklığım var. Ama sana iyi gelmiyor mu sesim şu an? Yok, senin sesin iyi geliyor da benim sesim yankılanmasın. Ama Yok. şu anda iyi, tamam. Bayağı iyi. Takipçilerimiz de gelmeye başladı. İstersen yavaş yavaş başlayalım. Şimdi karşımızda bugün konuğumuz Erdinç Sezgin var. Yardımcı doçent doktor. Benim yakın arkadaşım aynı zamanda. O vesileyle de tanışıyoruz. Fakat bugün onun çok değerli bilgilerinden yararlanacağız. Bir süredir Nilüfer Kent Konseyi olarak çalışmalarımıza online olarak devam ediyoruz. Canlı yayınlarla. Bunun adına da canlı konsey dedik. Bir dizi çalışmanın da aslında bir aşaması bugün Erdinç'le yapacağımı söyledi. Çünkü karşı karşıya olduğumuz çok ciddi bir durum var dünyanın. Dünyanın en büyük gündemi aslında korona salgını. Öncelikle Erdinç, kendini bir tanıtmak istesek senden. Merhabalar Emre, sağ olun beni bugün konuk ettiğiniz için. Erdinç ben. Genetik ve biyomühendislik okudum Yeditepe Üniversitesi'nde. Genetiği bitirdikten sonra doktoramı Almanya'da yaptım, biyofizik üzerine. Yani fiziği kullanarak biyolojiyi anlamaya çalıştım. Şimdi ondan sonra doktora sonrası çalışmalarımı yapmak için Oxford Üniversitesi'ne gittim. Orada yine fiziği kullanarak bağışıklık sistemini anlamaya çalışıyorum. Kısaca yaptığımız işler işte bağışıklık sistemi nasıl olur da işte kanserli bir hücreyi tanıyabilir, nasıl olur da virüsü tanır, nasıl olur da onu öldürür. Bunun fiziksel olarak bunu anlamaya çalıştık. Yani amacımız aslında temel fiziksel mekanizmaları çözebilmek. Şimdi de işte bu araştırmalara devam ediyorum. Hem Oxford Üniversitesi hem de İsveç'te Karolinska Enstitüsü'nde bu araştırmalarıma şu anda devam ediyorum. Hem bağışıklık sistemini anlamak için hem de bağışıklık sisteminin hedeflerini anlamaya yönelik. Yani kanser hücreleri olur, virüsler olur. Bunları sentetik hücreler yaratarak bir şekilde anlamaya çalışıyoruz. Bugün de Stockholm'desin Bugün Stockholm'dayım, evet. herhalde. Canlı yayındaki arkadaşları da alalım. Yayın sırasında eğer sorularınız varsa bunları yazabilirsiniz. Söyleşimizin sonunda da bunu Erdinç'le paylaşacağım. Sorularınıza cevapları da buradan aramış oluruz. Aslında genel bir şeyle başlayalım. Bugün karşı olduğumuz koronavirüsü nedir? Şimdi Emre, koronavirüsü aslında sanki yeni bir virüsmüş gibi düşünüyoruz ama aslında yeni bir virüs değil koronavirüsü. Yani koronavirüsünü daha önceden de biliyorduk. Çok farklı türleri olduğunu biliyorduk. SARS'ı duyduk mesela. Yani bir müddet medyada kaldı SARS virüsü. Bu aslında bir koronavirüsüydü. Şimdikine biz yeni koronavirüsü diyoruz. COVID-19 dediğimiz, işte 2019'da bulduğumuz yeni koronavirüsü. Ama aslında baktığımızda evrimsel olarak aynı yerden geliyorlar. Aynı ortak ataları, yani ortak benzerlikleri çok yüksek. O yüzden hepsi koronavirüsü sınıfında. Virüslerden ayıran şeyi ne? Neden bu kadar hızlı yayılıp tüm dünyayı sardı ve tehdit altına aldı? Mesela SARS virüsüyle kıyaslarsak SARS virüsü çok yayılmadı. SARS da yine Çin'de çıktı.
ve çok hızlı bir şekilde kontrol altına alındı. Çünkü SARS çok ölümcül bir hastalık. SARS virüsü konağını, bir dakika virüsü de anlamak lazım. Virüsü bir konağa ihtiyacı var. Virüs mesela bakteri gibi değil. Bakteriyi besin verirseniz dışarıda da çoğalır. Virüs öyle değil. Virüsün bir konağa ihtiyacı var. Bu konak koronavirüsü için biziz ya da işte yarasa ya da karınca yiyen. Şimdi konağı hızlı öldüren virüsler çok yayılamıyor tabii ki. SARS bunlardan biriydi. Bunun dışında bir de virüsün yapısında küçük bir değişiklik var. SARS virüsünün enfekte etme oranı çok yüksek değildi. Şimdi bu yeni virüste, koronavirüsünde, COVID-19'da bazı mutasyonlar bu virüsü daha hızlı enfekte ediyor duruma getirdi. Ve daha da kötüsü, bu kadar hızlı ve dehşet yayılmasının sebebi aslında koronavirüsünün asimptomatik yayılması. Yani semptom göstermeden de aslında siz koronavirüsünü yayabiliyorsunuz. Bazı bireylerde mesela koronavirüsü var. Hiç semptom göstermiyorlar. Ateş yok, öksürük yok. Normal, sağlıklı gibiler ama virüsü dışarı yayabiliyorlar. Çocuklarda örneğin koronavirüsü çok sakin geçiyor. Hiç belirti olmayabiliyor ama çocuklar aslında büyüklere bunu bulaştırmak için büyük bir kaynak olabiliyor. O yüzden tabii daha hızlı yayılıyor. İnsanlardan fark etmeden o temaslar, o birlikte sosyal mesafeyi koymadığımız için aslında çok daha insanlara yayılıyor. Evet. Peki şimdi Türkiye'ye de geleceğim fakat senin bulunduğun konumdan doğru. Avrupa koronayla nasıl mücadele ediyor? Yani korona Avrupa'da ne aşamada? Ve devletlerin, hükümetlerin aldığı önlemler nasıl? Genel olarak şunu söylemek lazım. Bence koronavirüsü konusunda hiçbir benim takip edebildiğim hiçbir devlet çok çabuk önlem alamadı. Yani Çin mesela, Çin çok sıkı önlemler aldı. Karantina uyguladı. İnsanları dışarı çıkarmadı. Hatta dışarıdan kapıları çivildi bazı yerlerde. Ama ilk çıkışında Çin çok kötü davrandı. Yani ilk bunu hatta koronavirüsü yaygın bir virüs olabilir diyen doktora bile dava açtılar mesela ilk Çin'de. Ve o doktor da maalesef hayatını kaybetti geçen ay koronavirüsünden. Yani işte politik olaylara karıştırdığı için Çin bunu aslında daha erkenden önleyebilirdi. Ama sonrasında Avrupa ülkeleri bunu ciddiye almadı. Ve bunu ciddiye almayan Avrupa ülkeleri şu anda çok fazla zarar görüyorlar. İtalya, İspanya gibi mesela. Oralar şimdi tabii ki belli bir seviyenin üzerine çıktığında enfeksiyon çok sıkı önlemler alıyorlar. Şu anda İtalya'da biliyorsunuz 2-3 haftadır karantina uygulanıyor birçok şehre. Giriş çıkış yasak, evlerden giriş çıkış yasak. Bunun dışında biraz daha erken önlem alan mesela Almanya biraz daha iyi önlemler aldı. Çok çabuk okulları tatil etti. Doğu Avrupa'da birkaç ülke çabuk önlemini alıp okulları tatil etti mesela. Benim bulunduğum İsveç'te hiçbir şey yapılmıyor. Yani İskandinav ülkeleri tabii bunların hepsinin aslında temelinde hani hiçbir şey yapmayalım yok. Hepsinin temelinde bir sanki deney var. Yani acaba okulları kapatsak iyi mi olur? Acaba okulları kapatsak işte sağlık çalışanları aile bunlar da evde kalmak zorunda daha mı kötü olur? Bunları hesaplıyorlar. Ona göre bir strateji belirliyor bütün Avrupa ülkeleri. Ve İsveç şu anda yaptığı politika tamamen işte üniversiteler kapatıldı. Ama ilkokullar açık mesela. Hayat devam ediyor işte. Evde çalışabilen evde çalışsın deniliyor. Ama henüz çok sert tedbirler yok. O Yaygın. yüzden çok heterojen yani. Avrupa'nın kendi değişik ülkelerin aldığı önlemler çok heterojen aslında. O anlamda da yaygın test yapan ülkeler var mı peki Avrupa'da? Evet. Almanya bu konuda çok iyi. Çok yaygın test yapıyor. Maalesef birkaç ülke mesela İngiltere, İsveç gibi ülkeler sadece kritik durumdakileri test yapıyor. Yani hastaneye gidecek kadar kötü olanlara test yapıyor. Korona var mı yok mu? Ama bu da tabii ki aslında keyiflerinden değil. Bu da test kitleri dediğimiz test yapan işte makineler, kimyasalların yeterince olmamasından dolayı. Ama işte şimdi yeni teknolojiler gelince sayılar daha da artıyor tabii ki. Ama bu konuda da yine birkaç ülke çok iyi yaptı. Mesela Almanya çok iyiydi. Zaten bunu biliyorsunuz. Çok fazla test yapan ülkeler çok hızlı kontrol altına alabiliyorlar. İşte Güney Kore gibi, Almanya gibi ya da işte Çin de çok fazla test yaptı. Daha sonrasında onlar da kontrol altına alabildiler.
İngiltere bu anlamda Stockholm'e yani İsveç'e benzeyen bir şey uyguladı herhalde. Sonradan biraz daha değiştirdi politikalarını ama İngiltere'de ilk başta hani herkes bağışıklık kazansın gibi bir iddiası vardı galiba. Evet, işte buna sürü bağışıklığı diyorlardı. İşte herkes bağışıklık kazanmazsa bir sonraki, yani herkesi içeri koyduk. 2 ay içeride kaldı. 2 ay sonra dışarı çıktığında virüs hala dışarıda. Tekrar başa döneceğiz ki doğru bir tespit bu. Şimdi Çin şu anda mesela önlemleri azıcık bıraksa hala günde işte 10 tane, 20 tane, 30 tane hastası var. Önlemleri bıraksa, bu sosyal mesafe kısmını mesela biraz önemsemese tekrar başa dönebilir. İşte İngiltere bunu hiç başa dönmeyelim, en iyisi baştan alalım. Ama sonra farkına vardı. Bunun için işte binlerce insanın ölmesi gerekiyor ki sürü bağışıklığı kazanabilelim. Ve daha sonrasında zaten günlük ölüm sayısı 100'ü geçmeye başlayınca işin ciddiyetini anladılar. Ki şimdi işte başbakan da biliyorsunuz Boris Johnson da şimdi Covid pozitif evde yatıyor. Geçmiş olsun. Şimdi daha Türkiye'ye gelmek istiyorum. Sonuçta sen Avrupa'da da olsan Türkiye'yi yakın takip ediyorsundur diye tahmin ediyorum. Peki Türkiye'de alınan önlemler, yapılan çalışmalar ne ölçüde sence? Yani başta şimdi şeye güveniyorum ben, yani başlarda resmi kaynaklara güvenmek gerekiyor. Çünkü çok kirli bilgi var. İşte resmi kaynaklar koronavirüsü yok dedi. Sonra bir vaka açıkladı. Sonra çok hızlı bir şekilde yükseliyor şu anda vakalar test yaptıkça. Yani bu konuda birçok tabii ki görüş var. Acaba saklandı mı sayılar? Şu anda sayılar acaba ne, işte 5.000'lerde mi yoksa 50.000'lerde mi? Bunu konuşuyoruz şimdi. Ama bunun yanında tabii o hiç komplo teorilerine girmeden yapılan bazı yanlışlar çok net. Her Avrupa ülkesi her şehirdeki vaka sayısını direkt bildiriyor. Hangi şehirde kaç vaka var bunu biliyoruz. Türkiye bunu yapmıyor mesela. Türkiye şehirleri başta söylemiyor. Neden söylemediğini de bilmiyoruz açıkçası. Yani aslında çok temel bir bilgi. Hasta mahremiyeti deniyor ama hasta mahremiyetinin yerle bir alakası yok. Ki Dünya Sağlık Örgütü bunu çok net olarak söylüyor. Şehirleri kesinlikle belirtin ki eğer belirli bir şehirde yoğunluk varsa biz işte karantina uygulamaları vesaire uygulayalım. Ki bu çok doğal bir şey. Mesela şimdi İsveç'te de Stockholm çok yoğun bir yer. Stockholm'e şimdi şey yapmaya çalışıyorlar. Karantina uygulanacaksa Stockholm'e uygulanacak mesela. Ki mantıklı bir şey bu ki Stockholm'den bütün ülkeye yayılmasın. Bu çok temel bir problem. İkincisi, test konusunda biraz yavaş davranıldı. Aslında Türkiye'nin test konusunda çok büyük potansiyeli var. İşte yavaş davranıldığı için çok test yapılmadı başlarda. Çok test yapılsaydı bu kadar kötü olmazdı. Üçüncüsü de aslında Türkiye'nin bu moleküler biyoloji şeyi de çok yüksek, potansiyeli de çok yüksek. Bunlar kullanılmadı. Şimdi işte moleküler biyologların inisiyatifiyle aslında bu işler olmaya başladı. İşte onlar konuşuyorlar Sağlık Bakanlığı'yla vesaire. Bunlar eğer doğru yapılmış olsaydı Türkiye aslında çok hızlı kontrol altına alabilirdi. Bakın, Avrupa'dan gelenleri hızlı kontrol altına aldı. Umre'den gelenler konusunda tamamen kapalı bir kutu. Tam bilmiyoruz bu konuda. İşte kaç kişi karantinaya alındı, önceden gelen ekip de acaba var mıydı vesaire, bunları bilmiyoruz. Bu bilgilerin aslında çok açık olarak paylaşılması lazım. Virüsün biyolojisi konusunda da bazı eksikler var. Yani virüs nereden geldi bize, bunu bilmemiz lazım. Çünkü virüs de belli mutasyonlar geçiriyor. Ne, şimdi Amerika'ya giden virüs mesela Çin'den gittiğini biliyoruz. Avrupa'dan gitmedi. Çünkü Avrupa'daki virüsün genetiğiyle şu anda işte Çin'de ilk çıkan virüsün genetiği aynı değil. Bu mutasyonlardan Türkiye'ye nereden geldiğini de anlayabiliriz. Bu da şu anda açık değil. Hem yani bu süreçte bir şeffaflık sıkıntısı var herhalde Türkiye'de. Yani evet, Sağlık Bakanı her gün çıkıp açıklama yapıyor ki çok önemli bir şey bu. Yani direkt insanların en ilk elden bilgi alması çok önemli bir şey. Ama bazı bilgiler eksik maalesef. Bu bilgileri de kamuoyuyla paylaşmak lazım ki sağlık örgütleri buna karşı bir önlem alabilsin. Evet, yani o dediğin gibi vakaların ya da yayılımların konumsal olarak yayınlanması ve ona dair tespitlerin, planların yapılması çok önemli aslında.
Ve bunu da aslında Emre, kusura bakma sözünü kesiyorum. Bunu aslında mesela Türk Tabipler Birliği sürekli söylüyor zaten. Ne yapılması gerektiğini vesaire söylüyorlar onlar. Çünkü araştırma yaparak söylüyorlar. Ve bu insanlara birazcık bu insanları dinlemek lazım. Evet. Aslında bununla alakalı bir bilim kurulu da var galiba ama tavsiye niteliğinde herhalde öneriler şey oluyor. Yine en son karar verici bir noktadan oluştuğunu biliyoruz. Şimdi peki bu süreç nereye kadar gidecek? Herkesin aklında bu. Sonuçta evet tam evde kal, evde kalabilenler kalıyor. Yine işçiler hayatlarını maalesef devam etmek zorundalar. Onlar evde kalamıyorlar ama kalabilen kesim evde kalmaya çalışıyor ve gördük ki insanlar Türkiye'de yani insanlar evde kalmaya çok alıştılar ve sosyal medyadan şeylerin sistemlerini de görüyoruz. Peki bu süreç ne kadar gidecek acaba? Yani iyimser senaryomuz, kötümser senaryomuz ne olabilir? Şimdi baştan şunu söylemek lazım. Bakın, karantina bu işin en iyi önlemi. Yani karantina uygulanma aşamasına geldiyse ki Türkiye hız gösteriyor. Büyük ihtimalle bazı şehirler için karantina aşamasına gelinmiştir. Ama işte bunun bilgisi bizde yok. Bu kesinlikle yapılması gereken şey. Ama bu zengin ülkelerde kolay bir şey. Evde kalın, dışarı çıkmayın demek. Merkel açıklama yapıyor. Diyor ki şu anda sizin derdiniz şey olmasın, işte evinize yiyecek getirmek olmasın. Biz bunu yapacak bir güçte bir ülkeyiz. Ve bunu bütün politik insanlar çıkıp Türkiye'de söylemesi gerekiyor. Yani evde kalın ve bizim planımız budur. Sonuçta Türkiye kişi başına milli şeyi çok yüksek bir ülke olmadığı için insanlar çalışmak zorunda. Bunu biliyoruz yani. İnsanlar evine ekmek götürmek zorunda. Bunun için de hala çıkıp çalışıyorlar, işte tır şoförünün de söylediği gibi. Ne yapacaksınız bu durumda? Tabii ki politik bir çerçevede, aslında bunu ülkesel bir çerçevede buna yaklaşmanız lazım. Yani evde kalın demek yetmiyor. Evde kalan insanlara tabii ki işte nasıl destekler vereceksiniz? Sadece bu şey bazında söylemiyorum, hükümet bazında söylemiyorum. Belediyeler de bunu yapmalı. Yani bütün yerel yönetimler şu anda bunun üzerine çalışmalı. İnsanları evde tutmak için ne yapmalıyız? Mümkünse karantina uygulanacak yerlerde karantina uygulanmalı ve evde kalacak insanlara da destek verilmeli. Evet, Bunu şu anda Avrupa ülkeleri böyle yapıyorlar. Yani Almanya mesela çok net olarak bunu açıklıyor. Biz evde kalan insanların geçimini sağlayacağız. Ya da işte ne bileyim, İngiltere, eğer kendi işinizi kendiniz yürütüyorsanız ve evde kalmak size çok zarar veriyorsa biz bunları karşılayacağız. Siz merak etmeyin diyor. evet ama maalesef Bu konularda Türkiye'nin de bu konuda tutum alması gerekiyor. yok. Belki de bazı yerel yönetimler bu konuda hassasiyet göstererek çalışmalar yapıyor. Onu takip ediyoruz. Evet, ya bütün yerel yönetimlerin şu anda tek derdi bu olması gerekiyor. Ve ne zamana kadar devam edecek bunu bilmiyoruz. Bunun için uzun çaplı bir aslında strateji uygulanması gerekiyor. Benim tahminim şu. Bunu tabii ki önümüzdeki birkaç haftada çok net belli olacak. Türkiye ne zaman, işte biliyorsunuz, hastalık sayısı artıyor, artıyor, artıyor. Peak dediğimiz tepe noktasına ulaştıktan sonra azalıyor. Peak noktasına ne zaman ulaşacak bilmiyoruz. Çünkü şu anda yüksek artış halinde Türkiye'deki vaka sayısı. Peak noktasına ulaşmaya yaklaştığında az çok anlayabiliyoruz. Eğer işte önlemler devam ederse bir ay içinde biter. İşte bir ay içinde şu noktaya gelebiliriz gibi diyebiliriz. Ama Türkiye'de bu noktadan çok uzağız şu anda. Bazı yerler için bunu söylüyoruz mesela. Şu anda İtalya'da günde 600-700 tane ölüm oluyor ama peak noktasına ulaşmış durumda artık. Bunu biliyoruz. İşte İtalya bir aya kadar ölüm oranı azalacak. Bunu da biliyoruz. İşte Avrupa hala peak noktasında değil ölüm oranı konusunda. İtalya'yı 2 hafta sonradan takip ettikleri için 2 hafta sonra ölüm oranı peak noktasına gelecek büyük ihtimalle. Sonra azalmaya başlayacak. Ama bunlar hepsi tedbirlere bağlı. Bakın, hiç tedbir almazsak sürekli artar. Ki ne işte toplumun %70, %80'i bu hastalığı alıp bunların %3'ü ölene kadar artar. Yani bu konuda şu önümüzdeki birkaç hafta içerisinde alacağımız tedbirler ve sonrasındaki uzun vadeli planımız, yani yaz ortasına kadarki planımız aslında ne kadar nasıl ilerleyeceğimizi belirleyecek.
Ama şunu söyleyeyim, şimdi bazen böyle daha sansasyonel bilgiler bekleniyor. İşte ya şu gün bitecek de bitsin. Şunu söyleyebiliyorum, yaza kadar hayatımız normale dönmeyecek, bu kesin. O yüzden bence yaza kadarki planlarımızı bir gözden geçirelim. Yaz ortasına kadarki planlarımızı. Yaz ortasından sonra da normale dönecek demiyorum. Ama yaz ortasına kadar kesinlikle hayatımız aynı olmayacak. Peki bu süreci olumluya çevirecek şeylerden biri işte karantina dedik, önlemler alınması, merkezden yani hükümetten doğru da bazı önlemlerin, korumacı yaklaşımların alınması gerekir dedik. Peki tıbbi olarak aşı, ilaç, araştırmaları ne aşamada, bunlar nihai bir sonuç mu? Hani bir gün yani yarın bir aşı çıkarsa yarın tüm salgın bitebilir mi? Ya da bu kadar tıp ilerlemişken, bilim ilerlemişken neden bulamıyoruz gibi çok soruluyor. Şimdi öncelikle şundan başlayalım. Şimdi tıp olayı tabii ki bilimciler dünyanın her yerinde biz de dahil herkes çalışıyorlar. Yani bu konuda bunu dinleyen insanların içi rahat olsun. Yani bilimciler şu anda bütün bilimciler birbirinin kaynaklarını kullanarak çalışıyorlar. Yani bir şey bulunacaksa herkes birbirini destekliyor. Böyle bir yarış hali falan da ziyade herkes şu anda birbirini destekleyerek bir an önce bir aşı bulunsun, bir ilaç bulunsun da normale dönelim istiyor. Çünkü bilimciler de şu anda biz normal kendi araştırmalarımızı yapmıyoruz. Yapabilenler şu anda korona araştırmaları yapıyorlar. Diğer araştırmaların hepsi durmuş durumda. Ve bu bilimciler tabii bilim de ilerlemiyor. O yüzden biraz daha yani bu koronayı ortadan kaldıracak bir ilaç için şu anda bilim dünyası tek vücut olmuş halde. Ama bu konuda tabii birazdan bilgiler veririm. Ama insanların yapması gerekenleri bence konuşmak çok daha faydalı. Çünkü Avrupa'da biraz daha yerleşti bu sosyal mesafe olayı. Ama Türkiye'de gördüğüm karelere bakıyorum, sosyal mesafe kesinlikle kimsenin umurunda değil. Yani sosyal mesafe çok 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 önemli. Şimdi az önce söyledim ya, işte bir eğrimiz var, sürekli artıyor şu anda. Yani vaka sayısı artıyor, ölüm sayısı artıyor. Bunu yapmamız gereken şey bu eğriyi düşürmek. Bu eğriyi düşürmenin yollarından insanların yapacağı birkaç yol şudur. Birincisi işte hijyen. Değil mi? Yani bu hastalık nasıl bulaşıyor? Birinci yoldan nasıl bulaşıyor? En önemli yolu, yani en yaygın yolu solunum yolundan bulaşıyor. Hasta biri varsa etrafınızda, bakın asimptomatik de olabilir. Yani simptomları göstermeyen biri de olabilir. Hasta olduğunu bilmeyen biri olabilir. Yanınızda öksürdüğünde siz onun ağzından çıkan damlacık burnunuza girdiğinde siz bu virüsü kapmış oluyorsunuz. O yüzden dışarı çıktığınızda sanki hastaymışsınız gibi düşünüp diğer insanları koruyun. Ve sanki diğer insanlar hastaymış gibi de kendinizi koruyun. Yani bu çok temel. Nasıl koruyacaksınız? Uzakta kalın. En az 1 metre ve 1 metre mesafe olsun. Yani arkadaşlarınızla buluşup artık ne bileyim partiler yapmayın ya da ne bileyim işte bu organizasyonlara girmeyin. Zaten artık şu anda Türkiye'de yasaklandı mı organizasyonlar bilmiyorum ama en azından bir mesafe olsun, 1 metre olsun aranızdaki mesafe. Bu çok 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 önemli. Sosyal mesafe. Hijyen bu da ikinci enfekte etme yolu. Eğer biri öksürdü diyelim, elini öksürdü, sonra eliyle bir yere dokundu, siz de hemen oraya dokundunuz. Elinize geçti. Virüs şu anda elinizde. Sonra elinizi yüzünüze sürerseniz virüs solunum yollarınıza gidiyor. Bu solunum yoluna gitmesi gerekiyor bunu sizi enfekte etmesi için. Solunum yoluna gidebilecek virüsler sizi enfekte ediyor. Bu konuda demin söylediğim gibi siz hastaymışsınız gibi insanlardan uzak durun. Özellikle öksürük, hapşırık durumlarda mutlaka mendille kolunuzla kapatın ve diğer insanlar da hastaymış gibi kendinizi onlardan uzak tutun. Yani belki de en çok dikkat etmemiz gereken konu bu. Genel kanı insanlarda. Hani ben semptomları zaten göstermiyorum. O yüzden taşıyıcı olmam. Ben mesafe tutmasam da değil gibi. Yani insanlar hep kendileri hastalığı yakalanmamak için uğraşıyor ama belki de bir taşıyıcı olduğumuzu unutuyoruz.
Evet, özellikle genç takım bunu çok unutuyor. Bakın, genç tayfa sanki hiçbir şey olmayacakmış gibi davranıyorlar. Ki gençlerde ölüm oranı çok düşük, bu doğru. Ama gençler taşıyıcı olursa ailesi için çok büyük risk. O yüzden gençlerin, çocukların çok dikkat etmesi gerekiyor. Yaşlı demeyeyim de işte 60 yaş üzeri insanların ya da kronik hastalığı olanların, diyabet gibi, hipertansiyon gibi, kalp gibi, bu insanların hiç dışarı çıkmaması gerekiyor. Yani bu Çok da efendim. ciddi olunması lazım bu konuda yani Evet insan. evet evet kesinlikle. Yani bakın, İsveç çok ilginç bir örnek. İsveç demin söyledim, pek önlem almıyor. Yani hala okullar açık vesaire. Ama İsveç'te ölüm oranı diğer Avrupa ülkelerine nazaran çok yavaş artıyor. Bunun sebeplerinden biri, İsveç toplumu zaten birbirine uzak bir toplum. Yani Evet. normal hayatta da zaten mesafeliler. Yani birbirine yaklaşmıyorlar, el sıkmıyorlar. Zaten merhaba demeleri de, normal günde merhaba demeleri, uzaktan merhaba diyorlar. Sarılıp öpüşmüyorlar çok fazla Sarılıp herhalde. öpüşme yok. Yani bu sarılıp öpüşmeleri bırakmamız lazım bizim de bu hastalık geçene kadar. Yani o sıcak alışkanlıklarımızı bir süre bırakmamız lazım. Yoksa Evet. hızlı yayılacak. Yani şurada şimdi şunu söyleyebiliriz. Tabii bunun bilimsel bir çalışması yok ama bakın, Akdeniz ülkeleri şu anda en kötü durumda olan Avrupa ülkeleri, işte İtalya, Fransa, İspanya, Türkiye'de çok hızlı artıyor. Akdeniz ülkelerinin tabii şimdi bunun araştırması yapılması gerekiyor. Acaba kültürel kodlarının bu yayılma üzerinde etkisi var mı? Akdeniz ülkeleri biliyorsunuz, insanlar çok sıcaktır, birbirine çok yakındır. Bunun bir etkisi var mı yok mu araştırılması lazım. Ama bir korelasyon var mesela, bunu görebiliyoruz. Evet, güzel bir test belki de yani bu şey atlatıldıktan sonra bile sonuç çıktıları üzerine araştırılması gereken konulardan biri. Peki bu yayılımın bu koronanın tek çözümü aşı mı? Yani aşıya biraz odaklanmak istiyorum. Mesela insanlar işte sosyal medyada görüyoruz işte Amerika aşıyı buldu ama çıkartmıyor. İşte Küba'da aşı var. İtalya'ya gelecek falan gibi şeyler var. Şimdi sosyal medyada çok hızlı doğru olmayan bilgiler de maalesef yayılıyor. Bunlara dair görüşlerin neler? Bak şimdi, iki türlü bilim insanlarının şu anda uğraştığı, aslında üç ana koldan saldırıyor bilim insanları. Birincisi, testi arttırmak için hızlı testler bulmaya çalışıyorlar. İkincisi, ilaç bulmaya çalışıyorlar. Şu anda hasta olanları iyileştirmek için. Üçüncüsü de hiç hasta olmayalım diye aşı bulmaya çalışıyorlar. Bu üç kısımdan çok büyük şu anda bilimsel atılımlar var. Şimdi aşı işi en uzun vadeli iş. Şimdi aşı şu anda, bugün dedin ya, bugün aşı bulsa yarın biter mi acaba bu iş? Bitmez, çünkü bugün aşıyı bulsak, şimdi bu yeni bir virüs, daha 2 ay oldu bunu, işte Batı ülkelerinin bunu bilmesi. Yapısını şimdi biliyoruz. Buna karşı şimdi bir aşı üreteceğiz. Bu aşı önce hayvanlarda test edilmesi lazım. Sonra küçük bir grup üzerinde test edilmesi lazım. Sonra büyük bir grup üzerinde test edilmesi lazım. Sonra aşıyı bulan ekibin dışında internasyonel bir ekibin bunu test etmesi lazım. Ve sonra eczanelere, doktorlara, hastanelere gelebilmesi lazım. Bu en iyi ihtimalle, ne kadar hızlandırırsak hızlandıralım, önümüzdeki 6 ay içerisinde gerçekleşmeyecek bir şey. Yani bugün aşı bulsak, eczanelere gelmesi bu yılın sonunu alabilir. Gelecek yılın başını alabilir. Kaç tane aşı çalışması var? Şu anda birçok aşı çalışması var. Şimdi Çin'de aşı çalışmaları var, Japonya'da aşı çalışmaları var, Almanya'da aşı çalışmaları var, Oxford'un aşı çalışması var. İşte Amerika'da gördüğünüz ilk aşı denemesi, insana yapılan aşı denemesi var. İşte Oxford'da da yapılacak bu, sanırım önümüzdeki hafta içerisinde insan deneyleri başlıyor. Bu demek oluyor ki yani, ama çok, bu birçok aşı denemesi klinik öncesi fazla. Yani henüz insanlarda denenmemiş. Hayvanlarda deneme aşamasında. Benim bildiğim 3-4 tanesi şu anda insanlar deneme aşamasında. Bunlardan biri de Oxford denemesi. Bunların eğer işe yaradığını görürsek, küçük gruplarda, büyük gruplarda, sonra uluslararası çapta, ondan sonra evimize, yani bize ulaşması yine işte 6 ay, 8 ay alacaktır. İlaç konusunda da yorum yapmadım ama ilaç konusunda da çok fazla denemeler var. Çünkü zaten bildiğimiz antivirüs ilaçları var.
Çoğu denemelerin, şu anda çoğu deneme aslında zaten bildiğimiz antivirüs ilaçlarının denemeleri. Ama şu ana kadar Fransa hariç hiçbir ülkede ya şu ilaç çalışıyor, doktorlar bunu reçete olarak yazabilir diyemiyoruz. Fransa'da bir çalışma var. Bu çalışmanın sonucunda şu anda Fransa işte birkaç gün önce artık doktorlar bunu resmi olarak yazabilir kararı aldı. Ama o ilaç konusunda da çok 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 tartışmalı çalışmalar var. Yani bu ilacı yapan doktorun daha önceki çalışmaları zaten çok olay olmuş çalışmalar. Yani kötü yönden olay olmuş çalışmalar. Bu yaptığı testlerde çok sınırlı sayıda test yapmış. 6 kişi, ilk test 6 kişi üzerinde. Ölen bir kişiyi testin içerisinden çıkarmış. Öyle çok şey değil yani. Güvenilir şu anda, güvenilir değil ama Dünya Sağlık Örgütü şu anda uluslararası çapta 4 tane ilaç için deneme yapıyor. 5000 insan üzerinde, 5000'den fazla insan üzerinde. Bunun sonuçları çıkacak birkaç haftaya. Ve ondan sonra bu ilaç çalışıyor mu çalışmıyor mu bunu bileceğiz. İyileşen insanlar peki nasıl bir tedavi oluyor? Yani bir ilaç belirsizliği varsa, araştırması varsa. Ya şöyle ilaç çalışmaları şöyle. Yani şu anda çok birçok insan iyileşiyor değil mi? Yani ölüm oranı %3'lerde diyoruz. Yani 100 insandan 97'si ya hiç belirti göstermiyor ya da hastalanıp iyileşiyor. Şimdi bu insanlar iyileşti, ne yapıyorsunuz? İlaç bazılarına deneysel olarak ilaç veriliyor tabii ki. İşte Hindistan, Japonya çok denedi bunları. İşte şu ilaç işe, Çin de çok denedi. Bu ilaç işe yarıyor, bu ilaç işe yarıyor. Ama kontrollü deney değil bunlar. Ne yapmanız gerekiyor? 100 tane hastayı alacaksınız. Başka bir 100 tane hasta alacaksınız. Bu 100 hastaya ilaç vereceksiniz. Bu hiç 100 hastaya ilaç olmayan başka bir şey vereceksiniz ki ilaç aldıklarını düşünsünler. Ki plasebo etkisi dediğimiz etki de ortadan kalksın. Eğer ilaç verdiğiniz 100 hastada daha çok iyileşme oranı varsa o zaman diyorsunuz ki bu ilaç işe yarıyor. Ama bu çalışmalar işte şu anda Dünya Sağlık Örgütü'nün yürüttüğü çalışmalar böyle kontrollü çalışmalar. Ama daha önce işte bu Fransa'da gördüğümüz çalışma mesela kontrolsüz bir çalışma. 100 hastaya vermiş, işte 6 hastaya vermiş, 6'sı da iyileşmiş. Ama bu 6 hasta normalde mi iyileşti? Zaten iyileşecek miydi? Bunu bilmiyoruz. Başka bir kontrol grubu lazım yani. Peki bu işte aşı, ilaç ve testlerin hani aşı testleri, ilaç devam ediyor dedim. Peki testin üretilmesinde neden bir sıkıntımız var acaba? Hani çok yaygın test aşamasını neden geçmiyor? Ya şöyle, şu ana kadar testler için yaptığımız şey moleküler biyoloji aslında. Bir moleküler PCR dediğimiz moleküler biyoloji tekniklerinden biri. Şimdi bunu yapmak için hastadan örnek almak lazım. İşte genelde burundan örnek alınıyor. Sonra buradan virüs, bu bahsettiğimiz koronavirüsü bir RNA virüsü. Yani genetik materyali RNA. Bunlar RNA izole ediliyor. Bu bir basamak. Bu basamakta bu izolasyon için belli kimyasallar lazım. Bazı ülkelerde bu kimyasallar bitti. Bunu yapan bir şirket var. Dünya Sağlık Örgütü şu yolla yapın diyordu. İşte Amerika'da CDC diye bir örgüt var. O da bu yolla yapın diyordu. Bunların listesindeki firmanın stokları bitti bazı ülkelerde. Şu anda mesela Almanya'nın birçok yerinde bu şirket sadece bunu üretmeye çalışıyor. Sadece bu RNA izolasyon kitini üretmeye çalışıyor. Onun dışında sonra RNA izolasyonu yaptıktan sonra qPCR denilen bir yöntem var. O yapılıyor. Bazı ülkelerde qPCR kapasitesi yetersiz kaldı. Bunlar hastalığın ön tanısı için tabii ki. Yani zaten şu anda siz öksürükle hastaneye gittiniz. Sizde COVID var mı yok mu bunu tanısı moleküler biyoloji yollarıyla yapılıyor. Siz hastalığı geçirip geçirmediğiniz ise antikor testiyle yapılabilir. Biliyorsunuz işte kan grubunuzu ölçerken gidiyorsunuz bir şeyler damlatıyorlar. A, B işte bir şeyler damlatıyorlar. Sizin orada A mı B mi olduğunu biliyorlar. Bu da öyle bir şey. Çok hızlı. Ama bu sadece hastalığı geçirip geçirmediğinizi ölçüyor. Buna da serolojik testler deniyor. İşte bu Türkiye'de haber oldu. 15 dakikada test yapacağız. Bu aslında hastalığı geçirip geçirmediğinizi gösterecek. O baştaki moleküler biyoloji testleri ise maalesef sınırlı. Şu anda birkaç yerde çalışmalar var, özellikle Amerika'da. Bu saatler sürüyor işte. Normalde hiçbir şey, her şey yolunda giderse 3 saat falan süren bir protokol bu. Ama şu anda onu işte 5 dakikaya falan indirmeye çalışıyor bazı şirketler ki hiç RNA izolasyonu falan yapmayın.
Sadece alın örneği, koyun makineye, size göstersin. Virüsün genetik materyali vücudunuzda var mı, yok mu? Sınırlar aslında bu yüzden işte. Yani teknik problemler. Ama Türkiye'de aslında işte demin bahsettiğim moleküler biyoloji ekipmanları aslında çok kötü değil. Üniversitelerin de bu işin içine katılması lazım artık. Sadece hastanelerin, bakanlığın değil, aynı zamanda üniversitelerin de laboratuvar kapasiteleri bu işin içine katılmalı artık. Evet. Şöyle yaklaşık 40 dakikalık bir süredir yayındayız. Bazı sorular gelmişti. Bu soruların gerçi bazılarını konuştuk ama yine de şey yapalım. Bir bak, ben sana yönelteyim istersen. Bir soru bu vatandaş ne demiş? Havada asılı kalacağı bilgileri var. Doğru mudur? Şimdi şöyle, bunu şöyle açıklayalım. Bu hastalığın enfekte etmesinin temel yolu su damlacıkları. Biri öksürüp hapşırdığında çıkan su damlacıkları. Bu su damlacıkları kütlesi olduğu için çok çabuk yere düşen. Ama eğer hastanın yakınındaysanız direkt sizin ağzınıza burnunuza girecek şeyler bunlar. O yüzden bu en temel yolu aşmanın birinci önlemi hasta olanlardan, öksürenden, hapşırandan uzak durmak. Siz öksürüp hapşırıyorsanız da kapatmak, mendille kapatmak. Çünkü bu temel yolu su damlacığı. Ama şimdi havada kalması su damlacığıyla olmuyor. Buna da biz aerozol, yani baloncuk diyelim. Normalde hani sabunla yaptığınızda baloncuklar havada uçar ya. Gaz aslında, normal hava. Ama etrafında virüsü taşıyabilir. Bunlara aerozol diyoruz. Bunlar su damlacıklarından farklı. Aerozollar havada kalabiliyorlar. Ama şu anda korona için havada kalma olasılığı çok çok düşük. Yani ihtimali var. Özellikle kalabalık bir yerdeysiniz ve hasta insanlar sürekli öksürüyorsa, hapşırıyorsa, özellikle işte sağlık çalışanları bu konuda çok dikkat etmeli. Maske o yüzden önemli. Özellikle hastaların takması. Böyle kalabalık yerlerde aerozolla bulaşma ihtimali var. Yapılan çalışmalarda şu anda aerozolla bulunan tek yer, şu anki kadar yapılan çalışmalarda, hastaların kullandığı tuvaletlerdeki vantilatörlerde bulunmuş. Bu demek oluyor ki yani birincisi dışkı yoluyla da saçılan bir virüs. İkincisi çok çok yoğun olması gerekiyor ki o aerozollarda, yani havada damlacıklar halinde değil. Bakın damlacıklar çok çok önemli. Direkt size gelebilir. Ama baloncuklar, hava baloncuklarında bulunması çok düşük bir ihtimal. Hangi virüsün var mesela? Kızamık virüsünün var. Kızamıklı olan biriyle aynı odada kaldığınızda mutlaka geçirmediyseniz kızamık oluyorsunuz. Bunu herkes bilir. O yüzden kızamığın bulaşıcı olma oranı çok çok yüksek. Bir insandan 9 insana geçiyor. Covid bir insandan 2,3 insana geçiyor. O yüzden aerozolla şey yapma ihtimali düşük. Ama tekrar etmek gerekiyor. Eğer kalabalık bir yerdeyseniz, özellikle hastane gibi bir yerde, oralarda bu havada kalma ihtimali çok çok önemli oluyor. Bir diğer soru, enfeksiyonun yok olma süresi belli mi diye sormuş. Gerçi bunu biraz konuşmuştuk hani. Da yani aslında hastadan hastaya değişebiliyor bu da. Yani bazıları bağışıklık sistemi özellikle en başta bunu elimine edebilirse, yok edebilirse daha kısa sürüyor. Daha sonraki aşamalarda tabii yine hastanın bağışıklık sistemine bağlı. Ve hastanın aslında virüse cevabına da bağlı. Bazen bağışıklık sistemi çok iyi de olmayabiliyor. Yani aslında hastalıkta korunması için çok iyi. Şimdi bu yanlış anlaşılmasın. Ama hastalığın ilerleyen aşamalarında eğer ciğerlere işte oralarda bağışıklık sistemi çok aşırı tepki vermeye başlarsa işte ölümcül olabiliyor. Bu tamamen hastanın biyolojisine bağlı. Yani o yüzden bazı hastalarda bir hafta sonra bitiyor, bazı haftalarda 2,5 haftaya kadar sürüyor. Bu dediğim bahsettiğim konuyla alakalı bir soru var. Onu sorayım istersen hemen. Bağışıklık sistemine iyi gelen işte uyku düzeni, beslenme gibi hep duyduklarımızın haricinde bir tavsiyeniz var mıdır bize diye sorulmuş. Yani neler söylenebilir? Bağışıklık sistemi genel olarak zaten iyi beslenmeyle alakalı, iyi uyku düzeniyle alakalı. Söylemiş zaten. Bunun dışında bağışıklık sistemi mineralleri, vitaminleri aslında bunları kullanarak iş yapan bir sistem. O yüzden vitaminli, mineralli beslenin. Ve eğer, şunu her zaman söylüyorum, eğer bir eksiğinizin olduğunu biliyorsanız,
Kan testi yaptırdınız birkaç ay önce. Çinko eksik çıktı. Demir eksik çıktı. Bu dönemde mutlaka çinko, demir, böyle bağışıklık sisteminin kullandığı mineralleri mutlaka alın. Eksiğiniz var olduğunu biliyorsanız. Bunun dışında da zaten yani bağışıklık sistemini güçlendirecek bunlar dışında bir şey yok. Ama bunlar dediğimizde zaten bütün yaşam tarzı, iyi uyku, iyi beslenme, eksik mineral bırakmama, vitamin bırakmama vücutta. Bunun yanında spor da herhalde bağışıklık sistemini güçlendirdiği söyleniyor. Çünkü Ya evde egzersiz genel olarak vücut sağlığını arttırdığı için aslında iyi bir şey. O yüzden evde kalıyorsanız da egzersiz yapın mutlaka. Bir diğer soru biyolojik olarak kurgulandığı şekliyle yani bir komple teorisi var mı sizce? Yok yok yok. Bunun cevabı %100 net. Şu an bildiğimiz kadarıyla neredeyse evrimini takip edebiliyoruz. İşte yarasadakiyle %92 benzerliği var. İşte karınca yiyenle daha fazla benzerliği var. Nereden geldiğini %100 tam şundan geldi diyemiyoruz. Çünkü genetik olarak %100 aynı değiller. Ama işte bize geçerken mutasyona uğrama ihtimali var. Ama genetik bir silah olma ihtimali yok. Çünkü belirli noktaların yapısının, virüsün belirli noktalarında proteinlerin bir bağışıklık sistemiyle test edilmiş olması lazım. Yani laboratuvar ortamında yapılması imkansız şeyler var. O yüzden biyolojik silah değil. Bir diğer soru, sokağa çıkma yasağı olmadan artış hızı önlenebilir. Yani sosyal mesafeye özen gösterilirse artış hızı önlenebilir. Ama sosyal mesafeye özen göstermek insanların inisiyatifine bırakmak bunu. Yani o yüzden devletler bazı şeyleri vatandaşların inisiyatifine bırakmaması gerekiyor. Özellikle bilgiye dayalı şeyler. Bakın sosyal mesafe çok çok önemli. Bilgisi var bizde. Sosyal mesafe bu hastalığı durdurmak için önemli bir silah. Ama gidip soruyorsunuz vatandaşa, inanmıyor. Virüse inanmıyor. Virüs olduğuna inanmıyor. Ama bu inanmama o vatandaşın sadece kendisine bir zarar vermiyor. Bütün topluma zarar veriyor. Çünkü taşıcı olarak her yere bulaştırıyor. Virüse inanmadığı için. O yüzden devletin burada bilgi içeren konularda vatandaşın inisiyatifine bazı şeyleri bırakmaması gerekiyor ki bütün toplum sağlığı için. O yüzden yani karantina olmadan eğer topluma çok iyi anlatırsanız sosyal mesafe olayını tabii ki hastalığı yavaşlatabilirsiniz. Ama eğer önlem alınmıyorsa, bireysel çaba yoksa mecburen devletin burada artık daha organize bir tepki vermesi lazım. O yüzden özellikle şehir şehir düşünürsek karantina çok mantıklı. Yani şu anda mesela İstanbul'un karantina eğer çok sayı vaka varsa, şu anda bilmiyoruz tabii ki. Çok vaka varsa işte İstanbul'un, Ankara'nın karantina alınması olası bir senaryo olabilir. Bir diğer soru, Türkiye İtalya'dan iyi yüzüyor. 1 milyon kişi üzerinden hesap yapılıyor. Doğru mu deniyor? Yani düşündüğümüzden, anladığım kadarıyla düşündüğümüzden çok daha fazla enfekte insan olma ihtimali var mı gibi bir soru. Ya bunun matematiği aslında biraz daha karışık. Yani kaçıncı günde ölüm verdik biz? Bakın İtalya kaçıncı günde? Genel olarak Avrupa kaçıncı günde ölüm vermeye başlıyor? Biz çok hızlı ölüm vermeye başladık. Ve artışımız biraz daha keskin diğer Avrupa ülkelerinden. Çok hızlı başladık. Yani bu zaten acaba virüs vardı da biz mi bilmiyorduk? Çok hızlı başlamadık da aslında yavaş başladık ama biz çok geç öğrendik de olabilir. Ama eğer virüsün başladığı andan itibaren bu kadar hızlı artıyorsak şu anda Avrupa'da en hızlı artan ülkelerden biriyiz. İtalya ile kıyası biraz daha zor çünkü İtalya zaten çok ileri bir dönemde. Biz daha çok geri bir dönemdeyiz. Çok geç başladı bizde. O yüzden önümüzdeki hafta içerisinde aslında sayılar bize daha net verecektir sonucu. Ama yani İtalya gibi olur muyuz, olmaz mıyız? Bunun tek çözümü var. Ya olmak istemiyorsak bireysel ve ulusal önlemler çok çok önemli. Yani biz bireysel önlem almalıyız. Sosyal mesafe gibi, hijyen gibi. Devlet de daha organize önlemler almalı ki yani ölümler şu anda İtalya'da dediğim gibi 700'leri buldu. Bir günde 700 kişi ölüyor bu hastalıktan. Yani buralara gelmemek için bu önlemleri çok çok ciddiye almak lazım ki ciddiyetini bence anladık şu anda Türkiye'de. Ya en azından politik kesim şu anda anladı bunun ciddiyetini.
Peki bitkinin enfekte olabilmesi için yani az sayıda virüsle bile enfekte olma ihtimali var mı? Yani işte sosyal medyada var işte şu yüzeyde şu kadar saat duruyor, şu yüzeyde şu kadar duruyor gibi bilgiler. Fakat bu süre içerisinde oradaki virüsün sayısının azaldığını biliyoruz. Yani eşit kalmıyor. Peki bir virüs bile biz almış olsak hasta olur muyuz? Yoksa belli bir sayının üzerinde mi olması? Ya bu normalde işte bunun aslında bir değeri var. Her virüs için bir değeri var ama bu COVID için henüz öyle bir şeyimiz yok. Bir çalışmamız yok. Yani kaç virüs bizi enfekte eder gibi. Belli virüsler var. Mesela norovirüs denilen başka bir virüs tipi var. Sadece 10 tane virüs parçacığı sizi enfekte edebiliyor. Bazı virüsler için bu sayı onlardan yüzlere, binlere çıkıyor. Ama siz mesela hasta birinin yakınındaysanız, o hasta kişi hapşırdığında, öksürdüğünde bir tane o baloncuk değil, özür dilerim. Damlacık. Bir damlacık burnunuza girdiğinde zaten aslında yüzlerce virüsü almış oluyorsunuz. Şu anda öyle bir sayımız yok ama benim yani norovirüsle kıyaslarsak, norovirüs yine şey konusunda benziyor koronavirüse. İşte enfekte edebileceği sayı konusunda benziyor. İşte onlarda yani 10 ve üstündeki virüs aslında enfekte edebilir. O yüzden biraz dikkat etmek lazım bu yüzey işine de. Elden bırakmamak lazım. Şimdi son soru anımızda bayağı ilerledi. Hastalığı geçirenlerde akciğerde kalıcı hasar olduğu söyleniyor. Genç yaşlı fark eder mi? Hepsinde bu sonuçla karşı kalıyor muyuz? Ya bu konuda bir tane makale çıktı, evet. Ama henüz bu kadar net bir ders çıkaramayız. Yani şu anda iyileşenlerle pek uğraşmıyor insanlar, farkındaysanız. Şu anda hala hasta sayısı o kadar çok ki iyileşenler konusunda çalışmalar bence bir iki ay anca başlar. Bu konuda şu anda zaten yani dert etmemiz gereken şey sonrasında ne olacağı değil, hiç hastalığı almamak. Hastalığı aldıysanız da yani bu araştırmalar devam edecektir. Bu araştırmalar bir iki aya söyleyecektir. Yani kalıcı hasar var mı, yaşa bağlı mı, kronik hastalıklara bağlı mı vesaire. Çok sağ ol Erdinç. Hem Ben kendin için teşekkür ederim Emre. diyenler için bence çok verimli bir yayın oldu. Çok şey öğrendik ve üzerinden geçtik. Umarım bu zor zamanları en kısa zamanda hep beraber dayanışmayla, özveriyle atlatırız diye ümit ediyorum. İyi ki varsın diyelim. Senin de son Sağ sözlerin. olasın. Sağ olasın. Ben de ne diyeyim işte dikkat edin böyle şeyleri. Bu çok önemli bir test şu anda. Yani hem bireysel olarak işte hijyen testi diye düşün. Hem toplumsal olarak işte toplumsal önlemler olarak düşünelim. Hem de global çapta işte hiç hazırlıklı değilmişiz böyle bir pandemiye. Bu konuda artık bunlardan ders çıkarmamız lazım. Umuyorum herkes bireysel den tutun işte global çapa kadar herkes kendi açısından dersleri çıkarır diye düşünüyorum. Umuyorum da kısa sürede kontrol altına alacağız Türkiye'de. O zaman ben de Nilüfer Kent Konseyi ailesi olarak sana ve tüm izleyen arkadaşlara bir daha hatırlatayım. Canlı konsey olarak başlattığımız çalışmalar önümüzdeki günlerde de belki süreç içerisinde Erdinç'le de tekrardan görüşme fırsatımız olur. Herkese iyi günler. İyi günler.